Düğün salonlarına yabancı ya da dışarıdan fotoğrafçılar davetli olarak dahi giremiyor. Çünkü mekanlar anlaşmalı fotoğrafçılardan başka fotoğrafçıyı kabul etmiyor. Yılların tartışması düğün sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden alevlendi. Anlaşmalı fotoğrafçımız var diyorlar burada. Bence doğru değil. Dışarıdan da fotoğrafçı getirilebilir. Mekanlar dışarıdan fotoğrafçı kabul etmiyor. Kendi ekibini şart koşuyor. Çiftler de bu duruma tepki gösteriyor. Seni mecbur tutmuş oluyor orada. Bana saçma geliyor. O yüzden de hem fotoğrafçılar hem de evlenecek çiftler isyan ediyor. Çünkü otel, yalı ve köşk gibi mekanlar düğün çekimini sadece kendi ekiplerinin yapmasını istiyor. Bu tamamen kanuna aykırı. Çünkü tüketici kanunun 6. maddesi bir ürün ya da hizmet satılırken onun yanında başka bir ürün ya da hizmetin satılmasının zorunlu kılınmasını yasaklamıştır. Anlaşmalı fotoğrafçımız var diyorlar burada. Orasının fotoğrafçısıyla anlaştık. Ya ben nasıl istiyorsam o şekilde olur. Yani kimse karışamaz. Mekan diyor ki getiremezsiniz. O zaman mekan değiştiririz. Fotoğrafçılarsa o mekanda çekim yapanların aslında başka işlerinin olduğu, kayıt dışı çalışarak kendi haklarının gasp edildiğini öne sürüyor. Bu gibi mekanlardaki çalışan fotoğrafçıların vergi mükellefi ve işi bilen mesleki olarak kayıtlı olan fotoğrafçılar tarafından yapılması tercihimizdir. Düğünlerin yapıldığı mekanlardaki fotoğraf ve video çekimlerinde zaman zaman teknik sorunlar da yaşanabiliyor. İşte böyle durumlarda gelin ve damat düğünden hemen sonra adliyeye giderek o mekan hakkında şikayetçi oluyor. Onların gösterdiği firmaya video ve fotoğraf çektirmek zorunda kalanlar ödedikleri fazla bedel varsa emsal değerleri göstererek bu farkın kendisine iadesini isteyebilirler.